Güzel yüzlüm, dindarla dinsizin aynı vatandaşlık haklar içerisinde, huzur içinde yaşamasıdır. Özetle bu. Yani aynı hakların her iki tarafa da eşit şekilde sunulmaz. Her iki tarafın eşit vatandaş olmaz. Aynı şekilde işte Sünni, Alevi, Şii, dinsiz, ateist, komünist, Musevi, Budist, her görüş, her din, her inançtan insanlara vatandaş olarak aynı saygı ve hürmetin, güvenin, sevginin sunulmaz. İnancından dolayı insanlara baskı yapılmamaz. Mesela ateiste sen nasıl ateist olursun, dinsizde sen nasıl dinsiz olursun diye baskı yapılmamaz. Şekline, şemaline, kılına, kıyafetine karışılmamaz. İster mini etek giyer, ister çarşafla gezer. Müdahale etmediğinde buna laiklik denir. Kur'an'da Cenab-ı Allah ne diyor? Sizin dininiz size, benim dinim bana. İşte laikliğin en kısa açıklaması. Bak sizin dininiz size, benim dinim de bana. Ya ben sizin dininize karışmam, siz de benim dinime karışmayın. İkimiz de güzelce yaşayalım. Anlamı bu. Ve başka bir ayette Cenab-ı Allah, dinde zorlama yoktur diyor. Bitti. Baskı yok. Evet, dinliyorum.